Arkadaşlar, merhabalar. Günlerden pazar, güneşli bir hava. Rüzgarlı, hava rüzgarlı. Örnek toprak numunesi aldım. Taze taze yeni getirdim. Bunu bir bakalım, toprak deyip geçmemek lazım. İçerisinde mikronlar var. Şöyle bakacak olursak. Beyaz, sanki kireçli bir toprak gibi ama emin değilim. Yani siliskomu da olabilir. Zaten avucumuzla sıktığımız zaman bu şekilde parçalanıyor. Burada bir kayaç var. Bu nedir? Arkadaşlar bakın. Kalsit diyemeyeceğim çünkü o sert bilemiyorum yani aşağı arkası çimentolanmış. İçerisinde bir de kahverengimsi jaspera benziyor bir taş var, birkaç tane hatta irili ufaklı. Sanki doğal değil, çimento olanmış bir malzeme de olabilir. Bunu bir köşeye koyuyoruz. Efendim. Toprak oluşumu. Yani bu bitkisel bir ayrışma. Toprak ayrışmış. Toprağımız bu. Harika. Ufalanabiliyor. Biliyor. Sarısı var. Kahverengimsi var. Aynı noktadan aldım. Sadece belli bir noktadan numuneyi aldım. Bu şekilde bunu bir eleyeceğim. Anlayacağım arkadaşlar. Kapatıyorum şimdilik. Malzememizi eledik. Bir kere daha eleyeceğim. Bunlar zaten yani şu sertliği ölçüldü taşımız. Kuars
Kız çocuklarından oluşmuş sertliği yedi çıktı. Diğerleri kum taşı, efendim, topraklaşmış, yani elle falan yiyor bunlar. Kil taşı olabilir, kum taşı. Bu şekilde. Önce bu malzemenin çamurunu almamız lazım. Mikronlar gitmesin diye biraz sıvı deterjan atıyorum. Malzeme tabii çok oldu bu pana. Bu malzeme çok oldu. Maalesef. Bir dahaki sefere az az koyarız. Bu malzeme bu kap için çok. Bunun yarısını başka alacağım. Başka zaman kullanacağım. Çamur malzemesini ikiye ayırdım arkadaşlar. Bu şekilde. Ben sadece bu pandakini kullanacağım. Malzeme suyla birlikte belki 10 kiloya yaklaştı. Taşımak bayağı zor. En iyisi bir kapla üstünün çamurunu alayım.
arkadaşlar. Bu sarı zerrecikleri görebiliyor musunuz? Kum gezine çıkmaya başladı. Bir kere daha çamurunu alıyor. Ne varsa çamurunda. Bu malzemenin çamuru. Bakalım bakalım ne olursa. Bakınız mikronlar daha üstte, daha hafif olduğu için akıyor. Kumlar ağır olduğu için dipte kaldı. Sonki deneyimizde mikronlardan bir şey çıkarsa bu yapacağımız deneyde de mikronlardan ne olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Kum taneleri küçük mikronlar yavaş yavaş büyümeye başladı. Mikronlar, küçük mikronlar gitti. Büyümeye başladı. Mikron diyebiliriz yine de. Parlayanları gördüm. Diğer
sarı bir parlama göremiyorum ama çok ince, daha ince mikronlar da olabilir. Sarı mikron gözlerimizin olmamış. Fakat renkten ve ancak yorum yapabiliriz renginden. Biraz hızlanayım çünkü nasılsa kollarımız, mikronlarımız kaçıyor, kaçıyorsa da kolaya bunu alıyorum içeriye, masamıza. Efendim, bu da çamurunu almadığımız malzememiz, ham malzeme, elenmiş ham malzeme. Bu da arkadaşlar hepsinden önemlisi. Çamur suyumuz. Ne varsa bunda var diyorum. Tabii bunun ağaç köklerini temizlemem lazım. Yüzüne çıkmış. Şimdiden alayım. Malzememiz ne kadar temiz olursa, kimyasal analiz dedik de aynen öyle. Pis malzemeleri içinden almamız lazım. Tabii kimyada konuşulan o pis malzeme dedikleri, demire de pis malzeme diyorlar, bakıra da pis malzeme diyorlar, pisliklerini atalım diyorlar. Tabi altının yanında efendim 300 kere 500 kere daha değersiz oluyor. O yüzden madenlere de pislik diyorlar. Ben karşıyım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tabana çöken çamur deryası, evet, aşağı yukarı 2 santim 3 santim bu arkadaşlar. Çamurumuz bu. Çamurumuz bu. Kuruyunca mikronlar gözükecek tabii ki. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.